Evet, balkon sandalyeleri yıkanacak. Şöyle beşten sizlere bir göstereyim. Yani beşinci kattan. Manzara müthiş. Arkadaşlar, az önceki 5. kattan çektim ya. Bu tarafın, yani B bloktayım ben. Bu tarafın odaları da bu şekilde. 2 kişilik. Ne kolay değil mi? Çok kolay bu odalar. Temizliği yani. Bir de yani sakin. Çok hoşuma gitti bu kat. 2 kişilik. Bu şekilde. Şurla kat ofisi. Aynı şekilde yine o da. Böyle. Dört. Şuradan ineyim. Üçüncü kata ineceğim. Devam edeyim ben. Evet. 5, 4, 3. 3'e iniyor. Cam sil getireceğim. Elimde de bez. Şöyle. Ofisi buldum. Hemen cam sili alıp arkadaşların yanına çıkıyorum. Gıdım gıdım ilerledin oldum. Allah diyen dil yolu varmış kardeşim. Allah diyen yolda kalmaz. Kalmaz. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun ya Rabbi. Cenab-ı Allah her şeye bir yol verirmiş. Aynen. Kolaylık verir. Kolaylık veriyor. İşlerimizde kolaylıklar versin Allah'ım. Çıktı gayri. Hadi gözümüz aydın. Çıktı. Gözüm aydın da bunu da çıkamadım. Gayet güzel oldu ayna. Çatısını falan sildik. 11.55, 12 neredeyse saatimiz. Öğlen yemeği vakti geldi. Anam hemen de gidiyor. Bir dur bakalım bir. Dinlenin diyor şefimiz. Kader Alparslan'ın YouTube kanalına, otelimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Hoş geldiniz. Biraz yüksekte kaldım değil mi böyle ben? Şu anda duydunuz şefimizden de dinlenme saati. Yine direkt videomu başlattım. Bir yani sizlere bir hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyemedim bile. Canlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. İyi olmanızı Cenab-ı Allah'ımdan diliyorum. Islandık ol. Ya işte daha kıyafetleri de giymedik. Kıyafetler kısa kollu. Üstüne sivit takıyorsun, terliyorsun. Ondan sonra sade kısa kollu da üşünüyor. Sivit takınca terliyorsun.
böyle yani zaten çoğu da böyle kıyafetli. Daha yani sivil kıyafetli böyle. Nasıl diyeyim? Otelin daha kıyafetlerini giymedik. Ara sıra giyiyorum ben de. Bazı giyiyorum, bazı da böyle kıyafetimle çalışıyorum. Aslında çok riskli. Bir ilaç şey olsa gitti gari. İlaçlardan tıkandım zaten. Böyle biraz kendimi uzak tutmaya çalışıyorum. Kollarımı iyice sıvıyorum. Ama giysem iyi olacak. Otelin kıyafetini giysem iyiymiş. Ben de düşünemedim onu. Sabah hemen meydan içine gidiverdik. Böyle kaldım. Da riskli. Allah muhafaza yeniydi bu gazağım. İlaç hatta buraya şey oldu ondan yıkadıydım. İlaç kaydı. Kayabilirdi. Neyse uzattım bu mevzuyu ya. Kusuruma bakmayın. Gördüğünüz gibi meydan işi, ofisle falan, ofisle, tuvaletle derken asansörle biraz da odada temizlik yaptık. Asansör temizliği daha bitmedi. Paslanan yerleri sürtüyoruz. Skoçlan. Pas sökücü yaptık. Ondan sonra parlatıyoruz. Gördüğümüz çok güzel oldu ama ya. Pırıl pırıl. Kendimizi her yerinde görüyoruz böyle. Çok güzel oldu. Ama çok uğraştırdı ha. O şeyler falan. Neyse işte. Daha devam edeceğiz. Asansör işi bitmedi bizim. Diğer bayanlarımız şeyde oda temizliklerini yapıyorlar. Artık oda temizliğinde de ince işe geçildi. Daha detaylı. Daha detaylı tekrar temizliğe geçildi. Böyle canlarım. Ben sizlere bir de şundan bahsedeceğim. Sevincimi de her şeyimi ben sizlerle paylaşıyorum ya. Üzüntümü, sevincimi, mutlu olduğum şeyleri söylüyorum. Şimdi ben bir YouTube'da Kastamonulu Yıldız'a denk geldim. Kastamonulu Yıldız. Canlarım, o kadar sevdim, o kadar içten samimi ki inanın sizleri şimdi daha çok anlıyorum. Daha çok anlıyorum. İnsanın hani bir de böyle kanlı, ya sanki bir kardeşim, bacım, ne bileyim. İnsan kardeşinden görmüyor o kadar yakınlık diyen gali. Duymasın da benimkiler. Kardeşler. İzliyorlarsa yazarlar gali. Nereden izlemiyorlar? Kardeşlerim de. Biri izliyor herhalde de. Diğerleri izlemiyor gibi geliyor. Ama çocuklar falan izliyorlardır. Yani, yani Yıldız'ım bana aynı kardeşim gibi. Diyeyim sizlere. Öyle yakın geldi. Hatta ne oldu biliyor musunuz mu? Yani ben YouTube'da Kastamonulu Yıldız'ı izliyorum. Dinliyorum. Bu işimin yoğunluğunda bir de ona da bakıveriyorum. Bakmaya çalışıyorum. Bir gün denk geldiğinde dedim ki hakimeye. Hakim aramam da hani rahatsız ederim diye çocuklarımı öyle yani pat diye de aramam yani. Yani mecbur kalınca tabii bazı şeyler de aranır da çocukların. Ama hani pat diye durup dururken de yani akşamı da bir de pat diye aramam. Ses attım. Hakime ne yapıyorsun? Hakime ben dedim aynı sizlere anlattığım gibi Kastamonulu Yıldız'la tanıştım. Onu fark ettim diye dedim. Ses attım. Bir attım. Bir daha cevap gelmedi. Bir daha attım ben de. Sonra ana benim hakime uyumuş. Geç yatan hakime uyumuş. Erken yatmış. Anne ne oldu? Hani, o da diyor ki işe geldiği gün. Anne diyor ben diyor bir bildirim geliyor. Bakalım aldırış etmiyorsun diyor. Uyuyorum diyor kalkamıyorum. Bir daha geldi. Allah Allah önemli bir şey mi ki dedim diyor. Aman iyiyim sonra. Oysa ki anne sen bunun için diyormuşum diyor. Yıldız Hanım için işte. Hakim dedim hani bir yorum yaz kızım. Sen de destek olu be kızım. Onun için ses atıyorum. Yavrum o da uyuyormuş. Hakime kusura bakmadım. Yeri geldiğinde küçük de olsa çocuklarımız özür dilemesini de bilirim. Ay annem kusura bakma dedim. Özür dilerim kuzum dedim. Ben dedim uyuduğumu düşünemedim. Ama sizler de bilmiyor musunuz mu? Hakime hep erkenden yatmazdı. Geç yatardı. 12 birileri bulurdu yerine göre. Değil mi? Öyle derdi ya kanalında da işte. Amanın şimdi benim hakime erkenden uyuyormuş. Ama cam silmede çok yoruldu yavrum. Çok yoruldu.
Aa, öyle bir de rahatsız ettim çocuğumu da. Özür diledim. Özür dilerim kuzum dedim ya. Böyle canlarım. Sizlerden rica etsem. Tabii rica ediyorum. Bu iş hani gönlünüzden, hani böyle gönlünüzden abone olma geçiveri, abone olun. Destek olun benim Yıldızım'ın kanalına da canlarım. Ona da bir göz atın. Onun Yıldızım'ın kanalına da bir göz atın, tamam mı? Böyle. Pek sevdim go, pek işten, pek samimi yavrum. Aynı beğen gibi tıkanıyor bir de. Beğen gibi tıkanıyor nefes nefese. Aha bak, ilaçlardan da ben kötü oldum zaten. Ben de tıkandım yine. Hani bir bayır çıkan Allah böyle nefes nefese. Öyle. O da diyor ya böyle bayırlar çıka çıka ben diyor. Bayır çıkıyorum diyor. Her yer bayır bizim burada diyor. Otelin önüne bayıra rampaya vurduk mu biz de. İş çıkışı bizim de rampaya. Hep Yıldız aklıma geliyor. Vallahi öyle bir sevdim, çok sevdim ya kendini. İçi dışı bir, belli oluyor öyle insanlar değil mi? Belli oluyor. Bu şekilde canlarım. Videom devam ediyor. Ara ara görüyoruz böyle, sizlere çekmeye çalışıyorum. Ama gitgide artık hani biz de yoğunlaşmaya başladık. Bir an önce tabii otel açılıyor artık. Hani bu öğlen molası bile veremeyiz. Bazen hani yeri geli mola bile veremeyiz. O şeylere geçtiğimizde, ince işe geçtiğimizde, ondan sonra eksikler konduğunda, eksikler değil bunda daha fazlasıyla her şey konacakmış. Ne diyecektim ya, şeyler, buklet şeyler, buklet şey, malzemeleri daha fazla olacakmış. Minibarımız dolacakmış bunda. Yani onun için bayağı bir bizim işlerimizde yoğunlaşmaya doğru gidiyor. Çünkü otel açılımına az kaldı. Öyle canlar. Görüşürüz. Devam ediyoruz. Video devam ediyor. Canlarım, benim kanalıma da destekte bulunmayı unutmayın. Yalnız olmaz. Bu işler hep birlikte el ele vererek yükseleceğiz inşallah. Dur. Hakime'yi soruyorlar. Dur, Hakime'yi gösterin ben Feryal Bey. Seni soruyorlar Vera Hakime. Anne şu an takipçiler değil, seni soruyor. Hakime'yi uzun bir süre unuttun. Vallahi Hakime nerelerde? Kolay gelsin Hakime'ye diyorlar seni. Ha gal iş yap bebi. Dur bayağı güzel oldu. Şöyle bir bakalım da. Evet, Hakime'yi gördünüz az önce. Sizlere bir selam gönderecekti ama hemen saatimiz geldi. Hemen çalışmaya başladık. Çok güzel oldu asansörün içi dışı yine ya. Çok güzel oldu. Oo, bakın yeri de sildik. Nasıl güzel şırıyor Hatice Hanım. Pek güzel oldu. Hadi bakalım öbür bloğa gidiyoruz. Hakimem konuşacaktı. Onda hemen işte dediğim gibi iş saatimiz geldi. Hemen onlar başka işe gittiler bu tarafa. Biz de yine asansörlere devam ediyoruz. Çok güzel oldu ya. Şimdi başka bir asansöre, A bloğa geldik. Yine şunu çıkartacağız. Şu yapışkanı biliyorsunuz bıçağına gazıya zor çıkardık. Yine bu çıkacak. Yumuşasın bakalım. Klinetli. Bunlar kazınıyor. Daha sonra biliyorsunuz duvarlar parlayacak. Yerdeki sarılığa kazınacak. Öyle. Yani asansör temizliği devam ediyor. Ay hakişim tam böyle elini aldı paspası. Biliyorsunuz. Konuşacaktı çocuk ama artık olmadı. Denk gelmedi. Sonuçta burada çalışıyoruz yani. Burayı da kazacağız. Biliyorsunuz değil mi? Buralara pas sökücü olacak. Öbür asansörün gördüğünüz ya, onun da böyleydi. Ben sizlere çekemedim. Bakın.
Orada böyleydi. Hiç şimdi orası hiç kalmadı gördünüz. Sonuç mükemmel oldu. O pasları gidereceğiz. Pas tutmuş. Onunla temizlenecek. Bu arada çekemeyebilirim çünkü saat 2'de toplantımız varmış. Saat 2'ye az kaldı zaten. Evet, biz toplantı vardı. Toplantıya katıldık. Çok güzel bilgilendirildik. Bizi bilgilendirdiler. İş kazaları falan üzerine toplantı yapıldı. Yani başımıza gelecek kazalardan hani çalışırken iş güvenliği programı vardı. Ona katıldık. Herkes, bütün departman toplantı odasında toplantı yapıldı ve de sınavda yapıldı sorular. O şekilde toplantıdan geldik. Bir yarım saat toplantı oldu. Can kulağıyla dinledik. Çok güzeldi ama çok bilgilendik. Öyle canlar. Hani mesela elektrik çarpması, mesela mutfaktaki kazalar, o şekilde. Hani kızgın yağ mesela, Allah korusun, ben böyle videolarda izledik. Yağ mesela, ayağın kaygan, zemin oluyor, yağ dökülüyor. Neler oluyor ya, çok fena kazalar, Allah korusun. Allah'ım kaza bela vermesin ya Rabbim. Canlarım, asansörler bitti. Ben de yarın izinliyim zaten. Bugün böyle. Bugün öğlene kadar hemen hemen şey yataktaydık. İnce toz almada falandık. Öğleden sonra daha çok asansör sildik. Toplantı. Bugünümüz de böyle geçti. Şefimiz geçti. Efendim, sağımdan, solumdan, ben de süpürgeyi getirdim, getirirken çekmedim, süpürgeyi getirdim. Hakim Emre'yle dedik Ali, geliyor bakalım bu yana doğru. Bunları alacağım ben. Bu sandalye odanın, Hatice Hanım. Çöp hangisiydi? Bunun abisi. Evet. Bu şey mi? Şuradaki odanın. Kapalı. Şuradaki odanın. Hakiş. Ne? Evet, gördünüz. Arkadaşlarımız gidiyor. Videom da burada bitiyor. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'ıma emanet olun. Kanalıma destekte bulunmayı unutmayın canlar. Hoşçakalın. Ta 5. kattayız. A bilyon 5. katındayım. Çıkış saatimiz gelmiştir. Herkes. Bir de az sonra imzalarımızı atacağız, çıkacağız. Çıkış imzamızı atacağız. O şekilde. Hadi bakalım.